Biri beyaz, bir çevre karıştı. Şey de söyle, askeriler. Kaç kişi çalışıyorsunuz? Biz burada 40 kişi çalışıyoruz. Ne zamandan beri? 25 Mayıs'tan beri çalışıyoruz. Evet. Nedir eylemin nedeni? Eylemin nedeni biz ücretimizi alamıyoruz. Ne zamandan beri? Girdiğimiz günden bugüne bize hiç para ödenmiyor. Bugün, yarın, bugün, yarın hep bu şekilde bizi oyalıyorlar. Arkadaşımız bir taşırana vermiş, yolda geçen insana taşıran yapmış. Evet. Bir taşırana verirse insanların mal varlığını öğrenmez mi? Evet. Adam diyor ki aldım yedim. Ana firmanın ödemesi lazım. Arkadaşların SSK'sı yatmamış. Şu anda biz mağdur durumdayız. Memlekete gidecek hiç kimsenin parası da yok. Sigara parası da yok. Evet. Malzemiz hazır. Yani. Paramız ödensin. 15 dakika içerisinde biz burayı boşaltalım. 15 dakika bile de yani 5 dakika kimse durmaz. Bugün için söz verdi. Yani hakkımız istiyor. İşveren bugün için söz verdi. Büyük bir söz verdi. Maaşları ödemek için yine ödemek. Valizlerimizi de çeksin. Dayı valizlerimizi. Ya sonuçta kendisi bir çıkardı. Olay emniyete kadar intikal etti. Nereden geldiniz siz buraya? Adana, Osmaniye, Hatay. Adana, Ceyhan. Alacağımızı istiyoruz. Yani fazla bir bizim şey ödemelerimizi yani. Yapsın. Alacağımızı alalım. Biz burayı terk edip gideceğiz. Nerelerde çalıştınız buralarda? Yani ne işler yaptınız? Çelik, konstrüksiyon işi. Evet, böyle bir fabrika falan mı? Montaj. Taşeron. Taşeron. Bence buradaki mağduriyetin başı devletin denetleme mekanizmasının zayıf çalışmasından. Bir SSK'nın yatmaması, bir işverenin kontrol edilmemesi, yanındaki çalışan işçilerinin işte iş güvenliğinin alınıp sağlanamaması gibi bu tür konularda bence devlet de burada yani denetleme mekanizmasının tam çalışamamasından ileri geldiğini mağduruyuz ya. Mağduriyetimiz bu, başka bir şey değil. Siz bildirdiniz mi daha önce bir yerlere? Biz hayır. Biz bekledik ki şu güne kadar acaba söz iş düzelir de söz vermişler. Daha dün gelip patronum bize bugün ödenecek. Ben size paranızı yarın ödeyeceğim yani, deyip bizi sakinleştirmesi. Yoksa biz Çevre Çalışma Bakanlığı'na hepimiz imza toplayıp götürmeyi düşünüyorduk. Bugün çevreden gelen oldu mu? Yok, gelen oldu. Sosyal sigorta. Yok, gelen oldu. Hayır, yok, gelen oldu. Ya bunlar yemem seçecek kadar şehri yani ileri gittiler yani. Evet. Ya kahvaltımızı bile vermediler yani sonuçta. Yani bütün arkadaşlar. Gerekçe ne gösteriyorlar? Gerekçe birbirlerini suçluyorlar. Birbirlerini suçluyor, onu suçluyor, o onu suçluyor. Arada biz gidiyoruz. Evet. Biz diyor taşeronu ödedik. Taşerona soruyoruz. Taşeron diyor ben ödemeyi almadım diyor. O onun üzerine atıyor, onun üzerine atıyor. Burada sonuçta mağdur olan işçi. İşi durduran bize patron. Deniz Bey. İşi durduran Deniz Bey, patron yani. Esas evet, sizin şimdi muhatabınız da o. Evet. Size işe o mu aldı? Evet. Şimdi aslında taşeron burada bence şeyde, kalemde kalıyor. Yani. Sözde kalıyor. Sözde değil. Bir de onun adına çarşmış gibi gözüküyor. Taşeron kendini kurtarmak için bir şeydi, imdattı. Yani. İmdatı çekecek, patronu bırakacaktı işte. Olay oydu. Elini yakmamak için başa yakın. Biz ne dedik? Bin ton malzeme aşağı indi. Bin ton malzeme buradan aşağı indi. İşlenmiş malzeme indi. Montajı hazır şekilde. Boyası da yapılmış. Bir mandıra yapılıyor yani. Tüm neyli köyün ismi? Mandıra köyü nedir? Erikli köyü. Erikli köyü. Hmm. Erikli. Kapalı bir alan. 100 dönüm bir yer var yani böyle. Yapılıyor. Çakılköy'deki, Çakılköy orası. Evet. Çakılköy'de öyle yine geçiyor. Yönetin yanında. Tamam. Büyükbaş hayvanların işte altında işte barınabileceği şekiller. Bu tür yerler yapılıyor. Başka yaptığınız yerler var mı? Buradan harç çok çalışmıştık. Ya buradaki olay bu yani. Çelik üzerine tamamen çelik. Orayı yapıyoruz şu anda yani. İmar. Bütün iş hattınız fes oldu. Valizlerinizi toplayın. Hesaplarınız ödenecek. Gidin. Yani bugüne söz verdi yani. Bugün ödenecek dedi yani. Kendi ağzına söyledi. Biz valizlerimizi topladık. Valizlerimizi şuraya koyduk. Paramız ödenmedi. Yani iki gündür yatıyoruz yani. Paramızı ödenmesini istiyoruz. Sigara parası yok ki memlekete gidecek parası olsun. Millette yok. Sigara parası yok.
Soralım şurada kimin var cebinde sigarası? Kim? Senin yok. Kimsin? Bitti yani, millet tükendi yani. Çor çocuklarımız da perişan. Çorlarımıza da para gönder. Herkesin evi kirada bilmem. Bu sürü yok da.